Mardin. Yolu ilk defa buraya düşenlerin hayran kaldığı, büyülendiği, adeta bir kızıl gezegen. Bizim de yolumuzun ilk defa düştüğü bu güzel şehirde neredeyse her sokağında, caddesinde birbirinden etkileyici yapılarla karşılaştık. Nusaybin'den başlayan gezimizde işte o önemli yapılardan bir tanesi olan Mor Yakup Kilisesi'ni gezdik. Konuya başlamadan konumundan bahsedelim. Mardin Nusaybin merkezde yine Nusaybin için önemli bir yapı olan Zeynelabidin Camii'nin hemen bitişinde bulunuyor. Dünyanın ilk üniversitesi olma özelliğini taşıyan kilisenin, üniversitenin hikayesini burada görevli olan, kendisi Süryani olan Danyal Bey'den dinledik. Manastırın açık olduğu saatler içerisinde burada çekim yapabilmek ve gezebilmek bir hayli zor. Oldukça ilgi gören yapı neredeyse bir saniye bile boş kalmıyor. Gazeteciler, araştırmacılar, yerli ve yabancı turistlerle ziyaretçi akınına uğruyor. Danyal Bey'den rica ettik ve kısa da olsa bilgiler almaya çalıştık. Değerli izleyenler, neredeyiz? Çok güzel bir yer. Biz efendim burası Mor Yakup Kilisesi ve Danyal Bey'in yanındayız. Ben burası ile ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Şimdi bilgileri kendisine almaya çalışacağım. Ama şimdi siz de yanınızdır mısınız? Önce hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Burası Mor Yakup Kilisesi'dir. Ve Nusaybin Kilisesi. Eski ismiyle Nisibis Akademisi diyorlardı. Buraya girişi Suriye sınır kapısında oradan başlıyor. Tampon bölgesinde. Aynı anda dünyanın ilk üniversitesi. Evet. Zamanında burası yapılmış, burada 800 ile 1000 arası öğrenci varmış burada. Burada gören dersleri, Süryanice dili başka olmak üzere, teoloji, felsefe, mantık, edebiyat, geometri, astronomi, tıp ve hukuk dersleri görüyorlar burada. Evet. 1700 yılın tarihi, yani milattan sonra 300. Savaşlardan dolayı öğrenciler burada Urfa'ya göç ettiler. 363 yılında. Evet. Urfa'da yaklaşık 140 yıl kaldı. Tekrar buraya geri desiniz. Bir tanesi hem burada hem Urfa'da öğretmenlik yapmış. Dünyanın ilk profesörü ve şairi. Mor Efrem Mor Yakup'un yöneticisiydi. 3 milyona yakın ilahisi var Mor Efrem'in. Bu ilahiler de Süryanice yazmıştı. Günümüze kadar halen de bu ilahiler kullanılıyor. 2012 yılında Kültür ve Turizm Bakanı tarafından 33 tane ilahiyatı Türkçe'ye çevrilmiş. Yani kanıtlamış ki böyle bir şey var. Daha önce bilmiyorduk buradaki üniversite ne zamana kadar devam ettiğini bilmiyorduk. 2000 yılında Nusaybin Belediyesi, Çekil Vakfı ve Süryani Vakfı tarafından bahçesinde kazı çalışmaları yürütüldü. Finansmanlar içerisinde Nusaybin Belediyesi üstlendi. Kazılarsa 2000-2014 yılına kadar bir duvarsın. 2002 yılında kazı esnasında çıkan taş çıktı ortaya, üzerinde Süryanice yazık var. Az önce anlattığım gibi derslerde rahim taşın üzerinde yazılıydı o. Diyordu ki 1300 yılına kadar da hali burada üniversite devam ettiğini söylüyor. Yani 1000 yıllık buranın üniversitesi var. Ama 1999 yılına kadar da buranın tescili olmadığından dolayı normal Süryan kaynaklarında bilgiye de maalesef ilk üniversite Urfa'da biliniyor. Mor Yakup için mor dediklerimiz zaman renk anlamda demiyoruz. Mor Süryanice basit anlamda söylenir. 8 tane Mor Yakup var. Sizler aynı farklı kişiler. Evet. Bu ise Nusaybin'in Mor Yakup. Milattan sonra 338 yılında vefat etmiş. Vefat ettikten sonra Mor öğrencisi Mor Efrem. Burada 28 yıl, Urfa'da da Mor Süryan'a toplamak 8 yıl üniversite rektörünü yapmış Mor Efrem. Ve 2014 yılında Dönüş UNESCO tarafından geçici koruma listesine alınmış. 2019 yılında restorasyona başlamış. Bir de burada bayanlara koro yapalım ama burada ilk önce burada veriyoruz. Yani kimse korosu ilk önce bayanlar burada katılmışlar. Bir şey sormak istiyorum. Arkadaşım şey demişti, buradaki kilisedeki süslemeler hiçbir kiliseyi göremezsiniz, bulamazsınız diye. Bir özelliği ne peki yani? Yani tabii bunları daha görebilirsiniz ama bunun benzeri aynı şekilde Meryem Ana Kilisesi'nde de var. Ama bunlar zamanla yıpranmış ama bunlar halen de orijinal gibi duruyor. Orman. Evet. Peki Danyal Bey, ben çok teşekkür ederim. Rica ederim. Katkı verdiniz, çok sağ olun. Rica ederim. Zahmetler vermesin, çok teşekkür ederim. Rica ederim, çok teşekkür ederim. Dostlar, burası da Mor Yakup'un mezarı. Kilisenin alt katındayız. Şöyle biraz kamera hareket edecektir ama idare ediniz.
burası Mor Yakup'un vaazlerini verdiği taş arkadaşlar, ya da kürsü diyebiliriz. Bu şekilde. Biz sizler için Mor Yakup kimdir ve dünyanın ilk üniversitesi olan bu manastırla ilgili detaylı bir araştırma yaptık. Mor Yakup Manastırı M.Ö. 419'da Mor Yakup adına inşa ediliyor. Mor Yakup M.Ö. 330 yılında Mısır'da doğmuş ve İskenderiye'de küçük bir manastırda rahip olmuş. Mısır'dan deniz yoluyla Tarsus'a, oradan da Diyarbakır'a gelmiş. Daha sonra Turabdin'deki Şiluh, yani Salıh köyüne yerleşmiş. Size Turabdin neresi, ondan da kısaca bahsetmeye çalışalım. Türkiye'nin güneydoğusundaki Midyat ve çevresini içine alan tepelik bir bölge. Süryanice'de kullarındığı anlamına gelen Turabdin, Süryani Ortodokslar için önemli bir bölge olup dini ve kültürel merkezleridir. Hayatı hastalara şifa vermek, sakat ve topalları iyileştirmek, bir haftalık bebeği konuşturmak gibi mucizelerle geçen Mor Yakup, daha sonraları azizlik mertebesine yükselmiş. Daha eski çağlarda bugün Mor Yakup Manastırı'nın bulunduğu yerde Pers döneminden kalma bir mabet olduğu biliniyor. Binanın etrafını dolaştığınızda eski kemerlerin kalıntılarını görebilirsiniz. Milattan sonra 4. yüzyılın sonlarında Pers komutanı Mabede tanrılara kurbanlar sunmak için gelir, ama orada Mor Barşabo ve 11 öğrencisini şehit eder. Mor Yakup milattan sonra 421'de ölür. Öğrencisi olan Mor Daniel burada tek başına kalır. Zaman içinde manastıra yüzlerce rahip yerleşir. Manastırı büyütmek gerekiyordur. 5. yüzyılın sonlarına doğru Mor Daniel de ölür ve 6. yüzyılın başında 7. yüzyılın başlarına kadar bu kilise sağlam kalmış. Mezbah kapısının üstündeki kitabede çoğunluğu köy halkından olan ve manastıra bağış yapanların ve yaptıkları bağışların listesi bulunuyor. Manastırdaki kitabelerde de 770-1364 yılları arasında bu manastırda ölen rahip, keşiş, patriklerin ve diğer din adamlarının adları bulunuyor. Mor Yakup Manastırı 8. yüzyılda metropolitlik merkezi, 1364-1839 yılları arasında da Turabdin bölgesi için patriklik makamı olmuş. 1. Dünya Savaşı'na kadar faal durumda olan manastır 1965 yılına kadar sahipsiz kalmış. Peki neden mor ifadesi kullanılmış? Mor bir rengi temsil etmiyor. Süryanice'de aziz anlamına geliyor. Televizyon olarak bizler bu güzel şehri gezip onlarca tarihi yapı, antik kent, müze dolaştık. Gezip gördüklerimizi sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Sizler de değerli fikir ve önerilerinizi bizlerle paylaşarak, kanala abone değilseniz abone olarak serüvenimize katılabilirsiniz. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Selam ve saygılarımızla.